Merhaba değerli izleyiciler. Bugün konuşma konusu üzerinde konuşalım diye düşündüm. Konuşuyoruz, meramımızı anlatıyoruz, duygularımızı paylaşıyoruz, düşüncelerimizi iletme imkanını buluyoruz da bu nasıl gerçekleşiyor? Bu nasıl bir nimettir? Bu nasıl bir ilahi ihsandır? Düşünmeye değer mi? Kesinlikle değer. Denir ki insan hayvanı natıktır. Yani natık bir canlıdır. Yani düşünen, düşünebilen ve fakat düşüncesini aktarabilen, yansıtabilen bir varlıktır. İnsan bu özelliği kendisi mi elde etti? Hayır. İnsana her imkan gibi, her donanım gibi bu da verildi, besbelli. Konuşma dediğimiz olay harikulade bir anatomiye sahip. Biz konuşuyoruz, öfkemizi yansıtıyoruz, sevgimizi dile getiriyoruz, özlemimizi paylaşıyoruz da ifadelerle bunun gerçekleşmesinin arkasında birçok süreç var. Birçok olağanüstü hassasiyetlerin gözetildiği bir mekanizma, bir anatomi var. Bu da ancak yaratıcının eseri olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla konuşmak büyük bir ilahi nimettir. Büyük bir ihsanı ilahidir. Gördüğümüz her varlığın belki özellikle canlıların kendi aralarında iletişim kurmaları var. Haberleşmeleri söz konusu. Kur'an'da buna işaret ediliyor. Süleyman'a kuş dilini öğrettik buyuruluyor. Karıncaların konuşmasından bahsediliyor. Fakat canlılar arasında en mükemmel şekilde konuşmayı gerçekleştirenin insan olduğu, insana böyle bir özellik verildiği de aşikar biçimde gözleniyor. Konuşmanın arkasında muhakeme ve düşünme var. Düşünmenin ya da düşüncenin, duygunun, meramın, maksadın dile getirilmesi dersek eğer konuşmayı, burada duyu organlarımızla gelen bilgilerin değerlendirilmesi var. Yorumlanması var. Bunun ilgili Wernicke adı verilen bir bölüme gönderilmesi var. Orada meram nasıl anlatılacaksa kelimelerin seçilmesi var. Ve akciğerimizden gelen ses nefese bağlı olarak ses tellerinin titreştirmesi var. Bu titreşime bağlı olarak ses 11 ayrı noktadan çıkmak, su geçmek suretiyle dışa yansıyor. Böyle bir süreç var. Hançeremizde bulunan o ses telleri, iki adet ses telleri harekete geçiyor nefesimizde. Ondan sonra o ses bir biçimde gırtlaktan ve genizden geliyor. Neye geliyor? Dil köküne geliyor, dile geliyor, dişlere geliyor, dudağa geliyor. Ve birçok karmaşık ama mükemmel süreç sonunda biz meramımızı cümle olarak, kelime olarak, ifade olarak aktarabiliriz. Tesadüfen olabilir. Rastgele olabilir. Şu mükemmel konuşma olayı, konuşma keyfiyeti bize yaratıcının kelam sıfatının bir tecellisi değildir. Yaratan konuşma yapmasıyla, kudretiyle konuşmaktadır. Bütün kainat onun konuşmasıdır bir açıdan bakıldığı için. Fiil de bir konuşmaktır. Yapmak da konuşmaktır. Yaratıcı yaparak kudretiyle, fiilleriyle konuşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu alem mükemmel bir kitap gibidir. Ama aynı zamanda o yaratıcı bize kelamıyla da konuşmaktadır. Sözüyle de konuşmaktadır. Bu da vahiydir. Kur'an'dır. Kur'an bu alemde fiiliyle konuşan yaratıcının sözlü olarak bize meramını anlatması keyfiyetinden ibarettir. Ve kainatın konuşması, yaratıcının sözlü olarak Kur'an'da konuşması ve bize konuşmayı anlama ve konuşma üzerine verilmesi birbirini tamamlayan güçlü bir tablo arz etmektedir. Biz de konuşmaya, konuşabilme yetisine sahip kılınan varlıklar olarak ne yapacağız? Bizdeki bu konuşma özelliği yaratıcının bize ihsanıdır, bize nimetidir. Ve onun kelam sıfatını gösterir dememiz lazım.
Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatını bizdeki konuşma özelliğinden yola çıkarak ulaşmamız. Bizi konuşturan, fiilleriyle alemde her şeyi konuşturan Rabbimiz kendisi de kendine has kelam sıfatıyla muttasıftır. O konuşandır, mütekellimdir. Vahiy, o mütekellim isminin tecellilerinden ibarettir. Dolayısıyla bizdeki bu konuşma özelliği Rabbimizin kelam sıfatının ya da mütekellim isminin cilvesidir. Bunun farkında olmak lazım. Ve biz bize verilen konuşma nimetiyle alakalı olarak birkaç noktayı mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Bir, bizi, beni, bütün her şeyi konuşturan mütekellimi hakiki olan Cenab-ı Hak'tır. Bunun farkında olmak lazım. İki, konuşmak büyük bir nimettir. Konuşamazsak eğer, meramımızı ifade edemezse eğer, lağ olursak eğer, bu büyük bir nakisedir. Dolayısıyla bu nimetin farkında olmak lazım. İkincisi. Üçüncüsü, hakkı konuşmak lazım. Hakikati konuşmak lazım. Hakkın ve hakikatin dışında konuşmamaya çalışmak lazım. Konuşmamızın hak olması lazım. Doğru olması lazım. Hakkı yansıtması, hakkı dile getirmesi lazım. Ve burada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini hatırlayalım. Resulullah buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam men kâne yu'minu billâh vel yevmil âhir felyekul hayran evliyaz. Kim Allah'a iman ediyorsa, ahiret gününe iman ediyorsa hayır söylesin, hayır konuşsun veya sussun. O halde hayır konuşmalıyız. Ağzımızdan hayır çıkmalı. Hayırın zıttı nedir? Şerdir. Şerden kaçınmak lazım. Hangi açıdan? Her açıdan kaçınmak lazım. Düşünce açısından kaçınmak lazım. Fiil olarak şerden kaçınmak lazım. Konuşma açısından şerden kaçınmak lazım. Biyedihi hayır olan Rabbimize teveccüh etmemiz lazım. Hayır üzere olmamız lazım. Cenab-ı Hak'tan hayır dilememiz lazım. Dünyada ve ahirette bize ve herkese biyedihi hayır ismiyle tecelli buyurmasını ondan niyaz etmemiz lazım.